Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi, araştırmacı gazetesi Süleyman Duran bugün Sivas ili Zahra ilçesi Yolören köyü muhtarı Niyazi Kösedağ ve köy halkından vatandaşlarımızla köyün yapılan yapılması gereken hizmetleri hakkında röportaj yapacağız. Evet. Amca şu arkadan gel. Önden geçme. Yanımızda da teyzemiz isim ne? Ali Fezçelik. Hasan Yeşkalik. Kibar değerli. Rıza değerli. Ve amca. Hasan Yeşkalik. Benim annem babam. Annem baban mı? Evet. Rıza onun eşi. Evet. Gebze'den geldiniz burada. Kuş burnu göster. Uğur Bey için güzel bir çekim yap. Kuş burnu işte bu. Kuş burnu topladık. Kuş burnu göster. Eldivenle yapıyorsun ki elini ısırmasın değil mi? Eldivenle yapıyoruz. Kuş burnu güzel kuş burnu ama. Bunun marmalatı çok güzel oluyor. Evet. C vitamini birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Evet. Öncelikle şeker hastalarına tavsiye ediyorum ben. Arkadaşlar işte böyle güzel insanlar yapmışlar. Sivas'ın yine Yıldız El ilçesinden 5-6 köyde teyzelerim yaparken de çektim. Bana da bir karavoz hediye ettiler. Çok güzel bir tadı var. Sivas'ın insanları sıcak kanlı. Havası soğuk ama insanlar sıcak kanlı sayın izleyiciler. İşte teyzem bana bu kalfağı hediye etti. İlk olarak burada işte sizi karşınıza geçtik. Araştırmacı gazeteci olarak yakışmış mı bilmiyoruz. Yakışmış. Hindiler de geldi. Hindi diyoruz burada. Bazı yerlerde culluk diyorlar. Evet Niyazi abi. Kaç dönem bir mutarsınız? Üçüncü dönem yani 2 yıl varmadı. Baharın 2 yıl. Baharın 2 yıl. 30 Mart 2014 günü yapılan seçimlerden merhaba. Hayırlı uğurlu olsun. Karşına aday çıktı mı efendim? Çıktı efendim. Kaç aday çıktı? Bir tane. Bir aday çıktı. Bir aday çıktı. Halka vaatlerde bulundun mu? Beni muhtar seçerseniz köyümüzün şu hizmetlerini yaptırıp bulundum. İki taneden bulundum, ikisini de yaptım. Ne ya, bulundunuz efendim? Dedim size baştan su getireceğim. Bizim su sorunu çoğuldu. İçme suyu mu? İçme suyu ve kullanım suyu. Evet. İkisini de getirdim. Bir tek şeyim kaldı, onu da altyapı yapmak. Altyapımız yok değil mi? Altyapı yoktur. Orada da işte köylü devlet işbirliği diyorlar, vatandaşlarımızdan işçilik parasını karşılamasını yalnız istiyorlar. Yalnız devletten müracaat ettiğimiz, yani müracaatten bulunuyorum hep. Köyümüzden şimdi getirdiğimiz su boldur ama bir şeye akıyor, hepsi bir depoya akıyor. Depoya akıyor. Yani yeni bir ayrıca bir depo istiyoruz. Evet, kapalı sistem yapıldı mı efendim? Yapıldı. Önceden yapıldı ama o da bozulmuştur. Onu işte şey yapıyoruz. Onun dilekçesini verdim. Tekrar değişmesini yani patlaktır içinde. Evet. Bir türlü onu başaramıyoruz. Evet. İkinci depo gerekiyor. Bir depo daha gerekli olduğunu belirtiyor. Köyümüzde kaç tane mevcut efendim? Şimdi bu an 30 tane. 30 tane şu anda. Yazın 150 oluyor. Yazın 50 de geçiyor. Tabii. Evet. Yani köyümüz büyük hane, büyüktür. Zahra'nın büyük köylerinden bir tanesi. Aynen. İşte genelde Sivas yöresinde köyler boşalıyor ama burada kış aylarında da 30 tane oturuyor. Sayın izleyiciler. Nereden baksan 80 vatandaşımız burada. Doğru mu efendim? Tabii. Doğru. Bak işte köy halkından arkadaşlarımız Gebze'de ikamet ediyor. Biz Gebze'den 4. aydan geliyoruz. 12. ayda gidiyoruz. 4. ayda gel. 12. ayda kardeşinize gidiyorsun. Evet. Ama buranın havası güzel. Ama 30 hanemiz devamlı zabit duruyor. Malcıyız biz. Malımız hayvancılık. Çok. Hayvancılık. Köyümüz malcıyız diyor sayın izleyiciler. Biz hayvancılık diyoruz. Hayvancılık. İşte sabah yine 2 gündür gösteriyorlar. Et fiyatları çok artmış. Vatandaşlar şikayetçi oluyor. Evet. Oysa ki her yerde ben bakıyorum bu Sivas yöresinde. Her yerde büyükbaş hayvan çok arkadaşlar. Çok. Yani kıyamet gibi diyelim yani. Yani fazla olduğunu belirtmek hatta için. Hatta bir sınır bu et fiyatları net artıyor. Yetkililere sesleniyoruz. Yani buna bir hükümetimizle bir çözüm bulmasını istiyoruz. Avrupa'da et buradaki işte bir fiyatına satılıyor. Türkiye'nin işte her yerinde hayvancılık fazla. Büyükbaş ve küçükbaş. Neden et fiyatları bu kadar yükseldi diyoruz? Yani ne kadar et yükselse de bizim malımız aynı standart bir fiyatla gidiyor. Biz etin sonrası ne kadar düşerse biz pahalı satıyoruz. Ya üreten ucuz satıyor. Aracı firmalar. Yani et ucuz gelse dahil biz daha pahalı satarız o zaman. Et pahalı gittiğimizde bizimkini alıyorlar. Avrupa'dan geliyor. Biz meydanda kalıyoruz. Evet. Yani et düşsün biraz. Buna devlet bir sınır koysun. Et şu fiyattan yukarı olmasın. Tamam. Standart getirmeli. Standart getirmeli. Yani devletimiz
standart fiyat belirlemesi yapmalı. Bir torba 20-50 milyon, 60 milyon. Evet, yani fiyatları da fazla burada çünkü kış fazla geçiyor sayın izleyiciler. Hayvancılarımız en az 4 ay, 5 ay içeride. Ne 5 ay, 6 ay da geçer. 6 ay da mı oluyor? Tabii, tabii. Evet, yani üretici, hayvancılıkla geçimini temin eden vatandaşlarımız da zor durumda işte. Bir 50 kiloluk bir yem 55 lira, 50 lira civarında satılıyor. Doğru. Süt kaça giriyor efendim burada süt? Süt yani 2 milyona alıyoruz. 2 milyon, 2 buçuk. 2 milyona satılır ama devlet alsa 1,5'a alır. Evet, 1,5'a alıyor. Evet, köyümüz o öğrenci olmadığından dolayı okulumuz kapanmış. Şu anda okulun önünde röportaj yapıyor sayın izleyiciler. Buranın kullanım hakkını köy halkına verilmiş ancak işte çevre düzenlemesi yapılmamış. Buraya parke taşı döşenmedi değil mi? Verilmedi bir de parke taşı. Burayı cemevi diye kullanıyoruz. Cenazelerimiz buraya geliyor. Evet. Tadilatını yaparak oraya da cemevi yazsın da yazmanızı istiyoruz. Evet. Cemevimiz yok. Cemevlerine de ibadetlerine statüsü verilmesini istiyoruz. Görüyorsun efendim buranın etrafını köylü azdır. 30 haneyi çevremedik ve köylüden... Yani devletten yardım istiyoruz. Belki devlet neyse köylü bize yardım etsin. Bunun için bir köylü de duyuyor. Duyuyor evet. He, bak duyuyor işte. Yaşayan, biz burayı çevremedik. Bu köyde doğup bu bize yardım etsin. Ait olan vatandaşlarımızın da köye yardım etmesini istiyoruz. Yani bizim İstanbul'dan, Almanya'dan. Yani adam bunun nüfusu, bu köyünün nüfusu çoktur. Evet. 500, 800 hane yani çoktur. Var. Ama evet. Bize bir yardım gelmiyor. Evet. Sayın Bey, işte söylediğimiz gibi bu köy nüfusuna, yol öde köy nüfusuna kayıtlı olup Türkiye'nin ve dünyanın neresinde yaşıyorsa yaşasın. İzleyecek muhtarımız söylediği gibi yardımlarını bekliyoruz. Muhtarımıza yardım etmesini istiyoruz. Bu köy sizin köyünüz. Bu köyün her ağacında, taşında, toprağında hatıralarınız var. Biz devamlı burada kalacak değiliz. Yarın onlar gelecek. Evet. Onların da köyüdür. Bizim değil ki sadece. Evet. Emekli misin muhtarım? Hayır, emekliyim. Emekli. Evet. Evet. Benim kavam yoktur, ne yoktur canım biz de emekliyiz. Eski muhtarımız. Eski muhtar. Eski muhtar. 25 yıl muhtarlık yapmıştır. Bu çok tecrübeli. Tecrübeli, evet. Bu büyük muhtarımız. 25 yılda ne yaptın amcacığım? He? 25 yılda ne hizmet yaptın? Valla bir köyden var, zaman hiç hizmet bir yerden yok idi. Evet. Ama yol getirdi adam, ceylan getirdi. Telefonları getirdi. Özal zamanında. Yok idi, hiç o zaman bir şey yok idi. Bir memur geliyordu, bir tahsisat geliyordu burada. En aşağı 15-20 gün kalıyor. Bu adamın evinden devamlı misafir bitmezdi. Niye evet. Muhtardı? Devlet jandarması geliyordu, ölüyordu. Evet. Kışın geliyordu, 2 gün kalıyordu. Muhtarlık istemiyordu, köylü zorla seçiyordu. Çünkü köyü çok idare eden bir adamdı. Evet, yani köylüler gelenler. O zamanlar geçti, şimdiki zaman o zaman değil. Evet. Şimdi millet uyanmış. Şimdi gençler imkanlar okumuş, var diyor uyanmış, yani. Bizim zamanımızda okul yok değil. Güç var diyor, imkanlar var yani. Şimdi millet evet. Zengindir. Bakalım ya, geliyor bizim kazaya gidiyordum, bir teknik okul var. Evet. Şimdi Allah şükür, her bir şey de var her yerde. Evet, her yerde okulda var. Okulda var, lisede vardır, üniversitede evet. Vardır. Teyze ben söz hakkı verelim bir. Evet teyze, köye ne yapılmalı? Valla köye sen sorarsan bir cem evde. Evet. Bir defa. Bu çevreleri de bir şey sel versin. Çevre düzenlemesi. Duvar örülmesi lazım. Oradan bir çeşmemiz var. Çeşmeyi çekebilirsiniz. Çeşmemiz var. Daha hiç çeşme mişme yok. Sadece musluk bırakmışım. Bana suyumuz da yetmiyor. Suyu da yetmiyor. Su getirdim diyor bak beye. Getirmiş ama yetmiyor. Yazı ne yetmiyor? Yazı bile çoğalıyor ya. Şimdi bir tane mezra tarafından getirdiler. Ağacıdır. Acı mı? Acı ya. Acı. Hayvan mal için. Adama kalmıyor. Evet. Evet. Size söz hakkı verelim bize. Sayın dostum, hoş sefa gelmişsiniz. Teşekkür ederiz. Bizi izle internette. Her üstüne dostlara selamlarımı iletiyorum. Ben işte o şey 30 senedir Gebze'deyim. Her yaz gidip geliyoruz. Evet. Geçici olarak. Yalnız köy sorunu bazı muhtarın herhalde aklına gelmiyor tabii. Unutuyor da. Bizim bir de eski okulumuz var aşağıda. Evet. 56'da Menderes zamanında yaptığımız. Evet. Şu an boş duruyor. Ben oraya muhtar olsam şahsen, oraya bir sağlık ocağı düşünüyorum. Evet. O okul oradan boş yapıyor. Ve sağlık ocakları nüfusa bağlı arkadaşlar. Onun da açıklamasını yapayım. Çevre ile nüfusu, çevredeki yakın köylerle nüfusu 3000 olursa
Çünkü aile kimliği oldular. Yazın bu köy kalabalık oluyor. Sağlık evi yapılabilir. Aile hoca, sağlık hoca değil. Sağlık evi. Sağlık yani, kadar ne? Tamam. Doktor geldiğinde bu teyzeleri muayene edeceğim bir hijyenik bir ortam. En azından bir hemşire sağlık evine çevirelim. Burada iğne veriyor. En azından bir hemşire bulunması lazım. Çünkü bir de çevre köyler yazın oluyor biliyor musun? Evet. Bu köy büyük köydür. Ya büyük evet. Doktorun dediği gibi aşağı yukarı 100 hane filan daha fazla. İğne yapmaya zaraya gidiyor. Yani, evet. Kaç kilometre zaraya bura? 28-25. Bir de ben şunu belediyeden kaymakam mı diyelim, devlet mi diyelim? İl özel diyecek, kaymakam koyuyorlar. Hafta en az 2 gün bize buraya bir belediye arabası vermesi lazım. Ulaşım için değil mi? Ulaşım için. Evet. Ya bir salı günü, pazartesi, bir de cuma yok, perşembe günü. Otobüs dolmuş yok mu köyde çalıştıran? Ya kendi şahıs arabalarımız var bizim. Arabalar da dolmuş yok yani. Bazı yok, köylerde var yok, almışlar. Yok dolmuş var. Muhtarım var ama o kendi. Muhtarım sen niye çalıştırıyorsun bak arkadaşlar. Kendi şimdi adına özel biz yani. Özel varken şimdi biz ticari yapamayız. Ticari yaptığımız zaman. Gina da sağ olsun. Plaka alacağız. Evet. Muhtara teşekkür ederim. Bir daha. Vallahi Gina da çalışıyor bizim için. Evet. Gördün işte. Arabaya binerek kim para verir? Biz vermiyoruz. Bizim bu okulu gördüm. Bu tarlak köylünün her türlü soruna çare oluyor sayın izleyiciler. İşte görüyoruz. Biz söylemiyoruz. Bizim bu okulu arkada çeksin. Bak etrafı yardım baldan var burada. Ne olur ki bir yardımdan bulurum sen. Okulun tadilatının yapılarak önüne de cemiyet yardımlar bekliyor. Büyük taş olmasın lazım. Buyurun. Dere sahası değil mi? Evet, dere sahaları mutlaka yapılmalı diyoruz. Efendim, bizim bu deremiz devre su işlerine dilekçe verdik. Aslında set yapmış şuraya, şu aşağıya kadar. Evet. Köyün çıkışına kadar yapılması lazım. Planda eyledir. Evet. Yani, yarım bıraktı. Yarım bıraktı. Biz uzatılmıyor. Neden da, dilekçe veriyoruz? Her bir de şunu ben söyleyeyim. Bunu yani hiç şey yapmadan yayınlayıp. Alerjik olduğu için AK Parti'ye oyumuz gitmedi takdirde bize hizmet gelmedi. Bunu açıkça konuşmamız evet, teşekkür ediyoruz. Siz tabi... Duyacaksınız. Evet. Beyefendi, söylediğiniz için şu güzel kardeşlik ve barış üzerine şiiri okumak istiyorum. Evet. Adem ile havadan olduk hepimiz. Bir avuç topraktık, savrulduk, sel olduk biz. Yaradan'a köle olduk, kul olduk. Biz temel varlığımız topraktır bizim. Topraktır. Tabii. Dünyaya gelen her canlı has kül gibi, evet. Zamanı dolan uçar gider kül gibi. Tabii. Yoktur dünyada tatlı dil gibi temel yasamız Allah'tır. Teşekkür ederim. Mezar denen ebedi mekan, o mekanda sonsuza dek bakan her yanımız ortaktır bizim. Sayın izleyiciler biz dünyadaki, tek Türkiye'deki değil, dünyadaki bütün insanların kardeş olduğu fikrini savunuyoruz. Yani, neden? Tabii. Ne diyoruz? Çünkü hepimiz biliyoruz ki bu dünya Adem ile havadan türemiş. Doğru mu efendim? Tabii. Doğru. Yani, tabii. Güzel, öyle diyor. Ağzına sağlık. O nedenle dünyadaki bütün diğer dinlere mensup insanlar da bizim kardeşlerimiz. Hiç kimse hizmet konusunda din, dil, ırk, mesele gözetilmeksizin hizmetin insan için yapılmasını tabii istiyoruz. İşte bu dünya gelip geçici dünya. İster cumhurbaşkanı ol, ister başbakan, ister bakan ol, ister bakan, ister vatandaş ol, ister çoban ol. Tabii. Hepimiz bu dünyadan göçüp gideceğiz. Eserimiz kalsın bu dünya. Yalnız bir iyilik kalır, bir hizmet kalır. Evet sayınca işte gördüğünüz gibi biz bütün insanların kardeş olduğumuz fikrini çok savunuyoruz. Basın olarak da bunu da her zaman gündeme getiriyoruz. İnsan için hizmet yapılır. Köylerde genelde göçler olmuş. İşte arkadaşımız da Gebze'den yaz aylarında geliyor burada özlem duyuyor. Köylerin hizmetleri tamamlanırsa köyler canlanır diyor. Doğru mu? Evet. Yapısı yapılmalı. Yapılmalı. Evet. Parke taşı döşenmeli. İşte cemevleri yapılmalı. Cemevlerine de ibadethane statüsünün verilmesini istiyoruz. Nasıl Türkiye'de diğer dinlere mensup insanlar ibadetlerini yapıyorsa Alevi vatandaşlarımız da cemevlerinde ibadetlerini doğru. Zaman oluyor ki buraya 5000 kişi geliyor. Yani cenaze geliyor Almanya'dan, İstanbul'dan. Evet, her yerden geliyor. Yani buralar dönüyor, parke taşı yok, çamurdur. Evet, evet sayınca işte size gördüğünüz gibi biz halkın sorularını yerel idarede genel yapı taşı olan muhtarlar ve vatandaşlarımız aracılığıyla tüm dünyaya duyuruyoruz. Bugün de Sivas ili Zağra ilçesi Yolören köyü muhtarı Niyazi Kösedağ ve vatandaşlarımızla röportaj yaptık. Kendilerine Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Sana teşekkür ederim. Tamam teşekkür ederiz. Bir de çeşmeyi gösterelim. Çekeceğiz orayı.